Kanal Uf ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. İslam ve Hayat programıyla karşınızdayız. Merak ettiğiniz soruları 0414 247 36 36 0414 247 53 53 numaralı telefondan bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca mesaj yöntemiyle de bize yazabilirsiniz merak ettiğiniz soruları. Bunun için yapmanız gereken büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra mesajınızı yani sorunuzu yazarak bizlere 3969'a göndererek ulaşabileceksiniz. İslam ve Hayat programı başlıyor. Geçen haftadan kalan sorularımız var. Onlarla başlayacağız. Ben hemen sözü hocama bırakayım. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Cenab-ı Erhamurrahimin bizlere lütfetmiş, merhamet etmiş, bize ihsan etmiş, bizi Müslüman bir anne babadan, Müslüman bir memlekette, Müslüman bir ülkede, ehli iman bir ülkede yaşamamızı nasip ettiği için ne kadar Cenab-ı Hakk'a şükretsek azdır. Bir de kendisini tanıyan, peygamberini tanıyan, ahirete imanı olan, ebedi hayatı bilen, o inanan insanlardan olmamız hasebiyle 5 vakit namazını kılmaya çalışan, haramdan sakınan, yasaklarından sakınan, elinden geldiği kadar iyilik yapmaya çalışan, ibadeti ihmal etmemeye çalışan insanlar arasında olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. Ve böylesi insanlar inşallah bahtiyar olacaktır, mutlu olacaktır, huzurlu olacaktır ve istiğfar etmesini bilen insanlar. Bir adam Hasan-ül Basri'ye gelmiş radıyallahu anh, demiş Cenab-ı Hak bize nasıl bir muamele edecek? Demiş eğer siz istiğfar ederseniz Allah sizi cennete koyacak. Demiş bunun kanıtı nedir? Yani istiğfar ettiğimiz takdirde Allah bizi nasıl cennete koyacak? O zat Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki Cenab-ı Hak buyuruyor Peygamber Efendimiz için. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Peygamber bize hitap ediyor Cenab-ı Rabbül Alemin diyor. Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azap vermez. İnsan sonsuz değildir. İnsan sonlu bir varlık. Peygamberler aleyhissalatu vesselam da sonluydu. Onlar da vefa ölüme maruzdu. Peki sonra ne olacak? Sonra diyor ki وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar istiğfar ettikleri sürece Allah onlara azap vermez. Madem ki istiğfar ediyorlar, Allah onlara azap vermez. Bir zat Hasan-ı Basri Efendimiz'e gelmiş. Hasan-ı Basri nasıl bir adam? Kısaca ifade edeyim. Buyurun. Peygamberimizin hanımı, annemiz Ümmü Seleme diye biri vardı. Hasan-ı Basri annesi köleydi. Hazreti Peygamber'in zevcesinin kölesiydi. Onun için oğlanı Ümmü Seleme'ye bırakıyordu, küçüktü. Kendisi hizmetlerde bulunuyordu. Hasan-ı Basri küçükken ağladığı zaman Ümmü Seleme göğsünü onun ağzına verirdi. Ve o bereket-i nebeviyeye mazhar olmuş bir adam. Sonra nereden ders almış? Hazreti Ali Efendimiz'den ders almış. Yani onun hocası Hazreti Ali Efendimiz'di. Zeynül Abidin Hazretleri, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in oğlu Zeynül Abidin. Zaten Kerbela'da bir kurtulan o oldu. O da çocuktu, hastaydı. Yataktaydı, onun için ölümden kurtulmuştu. O Hasan-ı Basri hakkında diyor ki, bu öyle bir adam ki bunun sözü peygamberlerin sözüne benziyor. Sanki peygamberlerin sözünü söylüyor. Hasan-ı Basri'ye birisi gelmiş ki demiş ya ben
Çocuğum olmuyor. Ne yapayım? Hasan-ül Basri Hazretleri demiş istihbarda bulun. Estağfirullahal-Azim ve etubu ileyde. Başka bir adam gelmiş demiş ya imam benim rızkım dar. Ben ne yapayım? Demiş istihbar et. Bir üçüncüsü gelmiş demiş ki ekinlerim olmuyor. Mahsulüm iyi olmuyor. Ne yapayım? Demiş istihbarda bulun. Bir başkası gelmiş demiş ki yağmurlar yağmıyor. Yağmurların yağması için bir çare var mı? Demiş istiğfar et. Sonra yanında bir zat demiş ki efendim sen çocuk isteyene dedin istiğfar et. Mal isteyene dedin istiğfar et. Mahsulü iyi olmayana dedin istiğfar et. Yağmurlar yağmıyor diye soran adama istiğfar et dedin. Nasıl oldu bu? Dedi ki Kur'an'da Cenab-ı Hak onu buyuruyor. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Ben dedim ki Rabbinizden mağfiret isteyin, mağfiret. İstiğfarda bulunun. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Allah bol bol size yağmur verir. وَيُمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالِ Allah size malla imdadınıza ulaşır. Malınızı bollaştırır. Malınızı bollaştırır. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Allah size bostanlar, nehirler, efendim ve daha öncesinde وَيُمْدُدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ bak. Hem mal verir size hem evlat verir. Bunların altında ne var? İstiğfar var. İstiğfar zor mu? Yok. Nedir istiğfar? اَسْتَغْفِرُ الْعَظِيمُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ İki kelime. Estağfirullahal-Azim ve etubu ileyh. Ben Cenab-ı Hak'tan mağfiret istiyorum ve Cenab-ı Hakk'a tövbe ediyorum. Bu iki kelimeyle işi götürebilir insan. Yeter ki bunu söylesin. Evet. Mal da Allah verir, evlat da verir, nimet de verir, yağmur da verir, efendim, bostanları da güzel meyve getirir, hale getirir. Dolayısıyla istiğfar etmek lazım muhterem izleyiciler. İstiğfar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mecliste oturduğu zaman ashab-ı kiramın ifadesiyle 100 defa Estağfirullahal-Azim ve etubu ileyh dediğini sayardık derlerdi. Sayardık. Bir mecliste oturdu. O meclisten kalkmadan 100 defa Estağfirullahal-Azim ve etubu ileyh derdi. Onun için çözüm istiğfar. Estağfirullahal-Azim ve etubu ileyh. Bu önemli bir dua. Mühim bir dua. İnsanlar bunu unutmaz. Oldu mu? Oldu. Peki. Ağzınıza sağlık. Geçen haftadan kalan sorular var. Hemen başlayayım ben. Kocam iki evli, bir çatılı evde kalıyoruz. Diğer eşinin bütün ihtiyaçlarını gideriyor, benimle hiç ilgilenmiyor. Ben de dua ediyorum, diğer kumamla ilgilendiği gibi benimle de ilgilensin. Psikolojim çok kötü derecede, bu konuya bir değinir misiniz demiş. Vallahi muhterem kardeşim, zannedersem eğer yanlış düşünmüyorsam geçen hafta bu hanım kardeşimiz telefonla görüştü benimle. Allah yardımcısı olsun. Hı. Allah'tan korkmayan insanların akıbeti felakettir bak. Uğur. Allah'tan korkmayanların ahireti yoktur. Ahirete heder olur. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kız babalarına, kız velilerine sesleniyor. Diyor ki kızlarınızı Allah'tan korkan birisine verin. Eğer ondan memnun kalırsa onu mutlu eder. Ondan memnun kalmazsa, hiç olmazsa dine engel olur ve ona zulmetmez. Allah korkusu kalbine yerleşmemiş insanlarla kızları veriyorlar, onlara veriyorlar kızlarını. Malı var ya işte git mal ye. Ya mal yenmez ki. Her bir insan bir ekmek yesin sabah, öğlen de bir ekmek yesin, akşam da bir ekmek yesin.
Fazlası gider mi? Hayır. Onu fakir de yiyor, zengin de yiyor ya. Fakir belki soğan ekmek yiyor ki bugün soğan ekmek yalnız yiyen ben fakir bilmiyorum. Türkiye'de diyorum bak. Ben başka yerlere bir şey demem. Ama Türkiye şartlarında fakir yok. Fakir edebiyatı var. Fakirin kendisi yok. Fakir ara, inan bulamaz. En fakir adam sabahleyin kahvaltıda birkaç çeşit katağı vardır. Ekmekle birlikte tükettiği. Fakir normal insanlardır ya. Onlar fakirdir kardeşim. Onun için Türkiye'de, Türkiye şartlarında fakir yok, fakir edebiyatı var. İnsanlar altın çağını yaşıyor. Altın çağını yaşıyor. Hı. Geçen birisi sordu. Dedi yani siz yaşınızı almışsınız. Eskiden mi iyiydi, şimdi mi iyi? Ama kendisi şimdiden dert yani. Dedim yok, şimdi iyi. Eskisi neydi ya? Gömleği bulsak şalvarı bulamıyorduk. Şalvarı bulsak gömleği bulamıyorduk. Gömleği şalvarı bulsak ayakkabıyı bulamıyorduk ya. Yaşadık ya. Şimdi eskiden yamalıklı elbiseler vardı. Yetişti. Her birisinin pantolonu olsun, şalvarı olsun birkaç tane yamalık var. Şimdi yamalıklı bir şey giyen var mı? Gösterebilir misin? Modern oldu, artık yırtık giyenler var. Hayır, o moda hayranları var. Evet, evet. Onlar hippi hayran. Hippilere hayran. Hippi modalara hayran olan insanlar. Onlara bakma. Ama yamalıklı elbise giyen var mı yokluktan dolayı? Yani yok ki. Çevremde yani yanısı yok, yanısı yok. Oğur. Çevremde görmedim ama. Ya gösteremezsin. Yok ki. İhtiyacı olan belki vardır hocam. Yani yok demek yani ya ihtiyaç görecelidir. Nisbidir. Nisbidir. Benim dediğim yani şimdiyle eskiyi mukayese ediyorlar. Tabii o dönem sizin anlattığınız dönemle şimdi arasında. Ya insanlar perişandı farklı. Kardeşim. İnsanlar perişandı. Yazın 3 ayı 4 ayı çalışırlardı ki kışa hazırlık yapsınlar. Efendim unlarını alırlardı, bulgurlarını alırlardı, buğdaylarını alırlardı, domates salçası. Buna benzer ihtiyaçlar yani kışın tüketilecek şeyler. Şimdi geç çarşıda olmayan bir şey var mı? Domates var, efendim salça var, kabak var, patlıcan var, biber var. Hem de kıymazsın bakasın ya. Olmayan bir şey yok ki. Mevsimler birleşti Uğur. Mevsimsel meyve sebze kalmadı. Hepsini aynı mevsimde bulabiliyorsun. Onun için yani eski günleri Allah bir daha geri getirmesin ya. Ne günler yaşadık aziz kardeşim ya. Yoktu yok. Yoktu. Şimdi insanlar altın asrını yaşıyor. Altın çağını yaşıyor. Kim ne derse desin. Kim ne söylerse söylesin. Biz bundan 20-30 sene evvel muzun ne olduğunu bilmezdik ya. Muzda inir mi? Muzda var mı? Muz meyve mi? Bilmiyordu insanlar ya. Yani bir kısım insanlar bilmiyordu. Burjuvalar belki biliyordu başka yerlerde. Ama bu memlekette muz gelmiyordu. Yok ki. Şimdi her köşe başında muz satılıyor ya. Ve herkesin alabileceği yani değerde. Mesela diyorum ben örnek olsun diye söyledim. Evet evet. Yani şimdi ne yok ya? Ne yok, ne yok? Ne istersen var. Ne istersen var. Bak şimdi devlet Suriyelilere maaş ödüyor, maaş. Sabahleyin git bak, o halk bankasının efendim gişesinde veya işte ATM'lerinde. PTT'nin orada. PTT'nin orada değil. Halk eğitimin orada, merkez halk eğitim. Oradaki o ATM'lerde. Millet orada maaş alıyor kardeş.
Adam işte istihara'ya bakıyorsun. Adamın kılık kıyafetine bakıyorsun. Yani bu göçmen, bu muhacir, bu sığınmacı. Yani şimdi fakir yok. Fakir yok. Ha, fakir edebiyatı yapılabiliyor, ona ben bir şey demem. Bazı insanlar siyasi mülahazalarla, şimdi bak kardeşim, belediyeler yardım ediyor, vakıflar yardım ediyor, aşevi yardım ediyor, birçok kuruluşlar yardım ediyor, vatandaş yardım ediyor. Vatandaş, adam arıyor ki ona bir şeyler vere ya, bir sadaka vere ya, bir hayır vere. Onu da bulamıyor gerçek fakiri. Ne yapıyor? Dilenciye veriyor. Dilenci zaten zengin ya. Dilenci zengin ya. Hangi dilenci fakir? Evet. Onun için yani bugün Türkiye çok iyi şartlardadır. Kim ne derse desin. Kim ne söylerse söylesin. Bir zamanlar insanlar Diyarbakır'a gitmekten korkarlardı ya. Hele Sirt'e gitmek, Van'a gitmek, Hakkari'ye gitmek, aman ya Rabbi. Her an yolları kesilebilirdi ya. Teröristler yollarını kesebilirlerdi. Öldürdüklerini öldürürler, kaçırdıklarını kaçırırlar ya. Şimdi var mı öyle bir şey ya? Türkiye'nin neresine gidersen git, huzurlu kalple gidiyorsun ya. Yani ben siyasi yönüm yok. Ben bir siyasi partiden değilim. Ama hakkı söylemek lazım ya. Evet. Doğruyu söylemek lazım aziz kardeşim ya. Evet. Nereye istersen git, korkusuz gidiyorsun ya. Endişesiz gidiyorsun ya. Kurtarılmış bölgeler vardı ya. 80 öncesi Helvan. Helvan ilçemiz. Kurtarılmış bölgeydi. Adamlar mahkeme kurmuşlardı. Hakime, savcısı, şusu, busu. Yani bunlar vardı ya. Bugün böyle bir şey var mı? Yok. Bugün Allah'a şükür bütün bu sıkıntılara rağmen ekonomimiz iyi yolda gidiyor ya. Eskiden enflasyon %100'lerde geziyordu, 70'lerde geziyordu. En iyi yani iyimser zaman o evrenin inkılabı sırasında %30'lara indirebildi. Şimdi 10-12 ya. O da bu kadar savaş, bu kadar efendim askeri sevkiyat, ondan sonra içten dıştan yıkmalar, yıkıcı insanlar. Binler şükür yani. Bugünkü şartlarımız çok iyi ya. Evet. Kim ne derse desin. Şimdi sıra sende. Devam edeyim ben o zaman. Bir diğer soru. Biz 8 kardeşiz. Annem diğer kardeşlerimi tutuyor, beni dışlıyorlar. Ben şimdi annemle konuşmasam, evime geldiğinde kovsam günahı var mıdır? Hem de nasıl bir günahı var? Aman ya Rabbi. En büyük günahı o zaman işlemiş olursun. Bu senin annen. 9 ay seni karnında taşıdı. 9 sene seni kucağında taşıdı. Acısına, acına dayandı, sıkıntılarına dayandı, yemedi, yedirdi, içmedi, içirdi, yetiştirdi, büyüttü, seni tas tamam bir hale getirdi. Şimdi insanları tek taraflı dinlemeyeceksin. Ben şimdi doğru olabilir bu vatandaşa bir şey demiyorum. Annesi bilgisiz olabilir, bazı kayırmalar yapmış olabilir. Fakat bunlar anneyle konuşmayı bırakmak anlamına gelmez veya bunları gerektirmez. Anneyi kovmayı da gerektirmez. Anne gibi yar olmaz. Ne olursa olsun annedir bunun adı. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet annelerin ayakları altındadır aziz kardeşim. Annen ne kadar sana arzu etmediğin bir muameleyi yapıyor olsa da bu senin nihayet annendir ya. Cenab-ı Hak emrediyor. Diyor ki ben emrediyorum, bana ibadet edin, sonra da anne babanıza iyilik edin diyor.
Demiyor anne babanız kötü olursa onlarla konuşmayın. Onları evinizden kovun. Allah böyle demiyor. Mutlak surette diyor. Anne babanıza iyilik edin. Anne baba Müslüman olmaz onu kabul et. Olur ya, Hristiyandır, Yahudidir, ateisttir, gene annedir, gene babadır. Onların bu sıfatlarla sıfatlanmış olmaları haklarını ortadan kaldırmaz. Mutlaka onlara iyilik yapacak, onlara meşru işlerde itaat edecek, onlarla iyi geçinecek, onları üzmeyecek, onlara iyilik yapmaya devam edecek. Ne olursa olsun. Şimdi her insan görevini yapmak mecburiyetinde değil mi? Öyle. Bir başkası diyelim ki görevini yapmıyor ise, bu sizin de görevinizi ihmal etmenizi gerektirir mi? Hayır. Gerektirmez. O yapmıyor, sen yap kardeşim. Annen adam kayırıyor değil mi? Sen annene itaatini yap, gerisine karışma. Annen günah işliyorsa Allah onun hesabını görür. Allah onun hesabını görür. Cezaya müstahaksa ceza verir, affa müstahaksa Allah onu affeder. Ama sen annene iyilik etmezsen azab-ı ilahiye düşer olursun. Çünkü anne baba cennetin kapısı, aynı zamanda cehennemin de kapısı. İyilik yaparsan seni cennete götürür, cennete gitmene sebep olur. Kötülük yaparsan anne baban seni cehenneme götürür. Kim anne babasını razı etmiş olarak sabahlarsa cennete karşı cennetin 8 kapısı ona açık olur. Kim sabah anne babasını üzmüş olarak sabahlarsa cehennemin 7 kapısı kendisine açık olur. Yani anne baba hem insanın cenneti hem insanın cehennemidir. İstersen cennete gidersin, itaat edersen onlara, iyilik yaparsan, iyi muamele edersen, kötülük yaparsan da Allah korusun cehenneme gidersin. Artık sen bilirsin. Seçim sana ait. Sen seç. Hangisini seçersen seç. İstersen cenneti seç, istersen Allah korusun cehennemi seç. Yani anne babanın mutlaka çok iyi olması şart değil. Anne annedir, baba da babadır. Yanlış yapsa da babadır. İyi yapsa da babadır, annedir. Onun için annene itaat et, annene küstürme, anneni kovma niyetinde olma. Niyetin bile kötü. Evet. Bilfiil kovmazsan da o senin gösterdiğin niyet senin için kötüdür. Onu bırak. Onu bırak. Peki. Bir reklama gideceğiz hocam. Ardından devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından tekrar karşınızda olacağız. Evet kıymetli izleyenler, devam ediyoruz birlikteliğimize. İslam ve Hayat programında geçen haftadan kalan sorular var. Onlarla devam edelim hızlıca. Yeni sorulara da hemen geçmemiz gerekiyor hocam. Ben hızlıca soruyorum. Çocuklarımı ben büyüttüm. 5 tanesinden bir tanesine beddua ettim. Şu an işleri hiç yolunda gitmiyor. Daha önceden yolunda olmayan işler yapıyordu. Ne kadar uyardıysam kendini düzeltmedi. İki düğün yaptı, ikisi yarıda kaldı. Benim bedduam mı tuttu, ne yapması lazım? Parantez içinde bayan diye kendisinin, yani bu mesajı gönderenin bayan olduğunu da söyleyelim. Bayan ben demiyorum, ben kadın diyorum. Bayan yazdığı için söyledim. Zararı kadın yok. Olduğunu zararı söyleyelim. Yok. Bayan bayandır. Bir şey olmaz. Evet. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim rehberimiz. Yolundan gitmemizi Allah emrediyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun, Allah sizi sever. Kur'an öyle diyor. Kur'an ayet.
O zaman biz peygambere uymamız lazım. Peki peygamber nasıl yapmıştı? Bir adam geldi peygamberimize. Dedi ki evlatlarım, evladım bana itaat etmiyor. Ben ne diyorsam tersini yapıyor. Bana iyi değil. Peygamberimiz buna cevap vermeden evvel o adama sordu. Dedi ki sen beddua ettin mi çocuğuna? Dedi evet beddua ettim. Dedi sen bozdun onu. Kötü olmasının altında senin bedduan var. Bundan ne anlıyoruz? Bundan anlıyoruz ki anne, baba, evlat ne kadar kötü olursa olsun onlar evlatlarına beddua etmemeliler. Ne yapmalılar? Dua etmeliler. Beddua değil, dua etmeliler. Dua ederlerse çocuk düzelir. Dua etmezlerse çocuk bozulur. Beddua ederlerse çocuk daha kötü olur. Bak iki düğün yapmış, ikisi de yarıda kalmış, muvaffak olamamış. Şimdi işleri de daha kötü gidiyor. Hiç olmazsa bundan sonra sen bu çocuğa dua et. Buna dua et. Beş vakit namazını kıl, kılıyorsundur umarım. Ve ondan sonra da buna dua et. Ya Rabbi onu ıslah et. Ya Rabbi onu düzelt. Ya Rabbi onu yoluna çevir. Ya Rabbi nefsi ve şeytanını zayıf et. Ya Rabbi onu muvaffak eyle. Hayırlara muvaffak eyle. Hayatını muvaffak eyle diye çocuğa dua et kardeşim. Beddua hiçbir yarar getirmez. Bak daha kötü oldu. Sen de şu anda eminim ki tedirginsin. Rahatsızsın. Çünkü bu senin ciğer parendir ya. Ne diyor İslam bilgini? Evladuna ekbaduna temşi alel ardı. Çocuklarımız bizim ciğer paramızdır. Ciğer parçamızdır. Yerde yürüyen ciğerlerimizdir. Onun için senin ciğer parendir ya. Sen nasıl kıydın beddua ettin ya? Allah var ya. İşte bilgisizlik var. Uğur kardeşim. Ah cehalet. Ah bilgisizlik. O kadar kötü ki ondan kötüsü yok. Cehaletten kötüsü yok. Ne olursunuz muhterem izleyiciler? Bilmediklerinizi sorun ya. Günah değil ya. Ayıp değil ya. Sorun ya. Allah bak büyük imkanlar vermiş. Yani ben biraz evvel bu asrımız eski asırlardan 1000 derece daha iyidir derken ya imkanlar var. Ha şu. Allah bir telefon vermiş ya. Ucuz da yani giderler de çok fazla değil yani. El yakan giderler değil. İstediğin yerle görüşebiliyorsun ya. Birçok hoca efendinin telefonları var. Cevap verebiliyorlar. Ya ne olursunuz sorun kardeşim ya. Günah değil, ayıp değil ya. Hiçbir hoca efendi neden soruyorsunuz, niçin soruyorsunuz, niçin beni rahatsız ediyorsunuz demez ha. Demesi söz konusu değil ya o. Ya o kardeşim sor ya o. Bilmiyor olabilirsin. Ama sormamak ayıp. Bilmemek değil, sormamak ayıp ya. Sorun kardeşim. İsminizi de söylemeyin. Hangi milletten olduğunuzu da söylemeyin. Yani madem arzu etmiyorsunuz bilinmenizi, sorun. Ben bir vatandaşım. Böyle böyle bir şey başımdan geçiyor. Çocuğum kötü durumda. Ben ne yapayım? Diye sorun ya. Başka şeylerinizi sorun. Namazınızı, abdestinizi, özel hallerinizi sorun ya. Bu ayıp değil. Günah da değil. Suç da değil. Sormak lazım. Kur'an bize bu yolu gösteriyor. Estaizu billah. Fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la te'alemûn. Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz. Bilmiyor olabilirsin. Ama sor. Sormazsan günaha girersin. Sormazsan kusur işlersin. Sormazsan hatada kalırsın. Sor ya.
Sonra es-su'alu nisful ilim. İlmin yarısı sormakla elde edilir. Aziz kardeşim. Dolayısıyla yani bilmiyor olabilirsiniz ama sormanız lazım. Sormazsanız günah olur. Sormazsanız yanlış olur. Sormazsanız hata edersiniz. Onun için sormak lazım. Evet. Babam iki evli, mirası diğer eşinden olan çocuklarına bıraktı. Bize hiçbir şey bırakmadı. Biz diğer eşinden olan iki kardeşiz, ne yapmamız lazım? Eğer sizin babanızın nahanesinde isminiz varsa, tescilli iseniz, kütükte isminiz varsa dava açın ya. Haktır, hak kutsaldır. Mahkemede dava açın kardeş. İsterseniz tabii, ben illa açın demiyorum. Arzu ederseniz, mağduriyete uğramışsanız, zulme uğramışsanız dava açın. İspat edin kendinizi. Ve size bir miras verilmediğini söyleyin. Mahkeme yoluyla hakkınızı alın. Almak isterseniz. Takdir sizin. Ama günah değildir bu. Mazlumiyete susmak doğru değil. Onun için insan ne yapacak? Hakkını müdafaa edecek. Hakkını arayacak. Bir sonraki soru. Köy halkı olarak taziye evi inşa ediyoruz. Üstünde cami inşası yapılacak projede lavabolar caminin altında kalıyor. Bunun günahı var mıdır demiş. Lavaboları camiden ayırın. Camiden ayırın. Lavabolar caminin müştemilatında olmamalı. Caminin duvarları arasında olmamalı. Bunları uzak tutun. Bunları yanda yapın. Arkada yapın. Sağda yapın, solda yapın. Cami ile birlikte yapmayın. Caminin müştemilatı içinde olmamasına dikkat edin. Peki. Biz ikindiden sonra hatme yapıyoruz. Bunun dinde yeri var mıdır? Hadiste, Kur'an'da geçiyor mu? Yok kardeşim. Ne hadiste var, ne Kur'an'da var. Bu tasavvufun prensipleri arasında var. Tasavvufi prensiplerdir bu. Mutasavvuflar böyle bir şeyi efendim kendilerine bir prensip edinmişler. Fatiha'yı okuyor, bir kısım ayetleri okuyor, bir kısım duaları okuyor. Ama hatalı yanları da yok değil. Hatalı yanları da yok değil. Biz burada İslam namına konuştuğumuza göre iyi de iyi olmayanı da söylememiz lazım. Yani insanlardan imdad istiyorlar. Bu doğru değil. Evet. Doğru değil. Onun için bunun ne Kur'an'da yeri var ne hadiste yeri var. Tasavvufi bir prensiptir bu. Peki. Ben namaz kılıyorum 25 yıldır. Eşim namaz kılmıyor. Ne yapmam lazım? Nasihat et kardeşim. Bak, nasihat. Erkek kılıyor, bayan kılmıyorsa erkek bayana nasihat edecek. Şiddet göstermeden, bağırıp çağırmadan, kızmadan, gücendirmeden, kırıp dökmeden, güzel ifadelerle namazı sevdirmeye çalış, namazı anlat. Söyledim olmadı, o gün olmadı, belki bugün olur. İnsan her gün başka bir varlıktır. Dün başkaydı, bugün başkaydı. Yarın daha başka. Onun için insan değişime maruzdur daima. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dua ederken Allahümme ya mukallibel kulub, kalbi halden hale çeviren Allah'ım, sebbet kalbi ala hubbi dinike, kalbimi senin dininin sevgisi üzerine sabit kıl, sabit kıl. Ashab-ı kiram sordular, ya Resulallah, insan iman ettikten sonra yani imandan mahrum kalması konusunda endişesi olur mu?
Peygamberimiz buyurmuş ki ben değişen nesneler içerisinde en çok kalbin değişmekte olduğunu gördüm. Dolayısıyla dün söyledin eşine namaz kıl, kılmadı. Bugün de gene söyle. Ben dün söylemiştim. Yahu dün gitti. Sevabıyla, günahıyla dün gitti. Bar etti gitti. Ya yükledi gitti. Bugün tekrar söyle. Bugün de söyledim. Yarın gene söyle. Öbür gün gene söyle. Her gün söyle. Senin görevin nedir? Nasihat. Ed-dinu en-nasiha. Din nasihattır. Söyledim olmadı yok. Her zaman söyle. Her gün söyle. Her vakit söyle. Söylersen sevap kazanırsın. İster yapmazsa da sen sevap kazanıyorsun. Sen sevap kazanmak istemez misin? Ela tuhibbuna en yaghfirallahu lekum. Allah sizi affetsin istemez misiniz? Herkes ister ya. Kim istemez? Öyleyse siz ne yapacaksınız? Uyarıyı devam ettirin. Her zaman uyarın. Oldu ne ala. Olmadı sevap kazanıyorsun. Sevabın artıyor. Hayrın artıyor. Olmadı ben ne yapayım? Ne yapacaksın? Sen söyle. Gerisini Allah'a bırak. Ondan Cenab-ı Hak. Urfalıların bir deyimi var. Ondan Cenab-ı Hak ıstıfır olurlar. Eski Urfalıların deyimi. İstıfır olurlar. Yani onlar birbirleriyle Allah'ın mahkemesine intikal edecek. Allah onu mahkemeye çağıracak. Allah isterse azap verir, isterse affeder. O Allah'ın işidir. Biz ona karışmıyoruz. İsterse affeder, isterse ceza verir. O Allah'a kalmış bir şey. Yani biz hiç kimsenin, hiçbir insanın cehennem yolunu kendisine gösteremeyiz. Bu adam cehennemliktir diyemeyiz. Kafir olmadı o sürece. Hazreti İbrahim, sorularımız çok değilse, yani biraz aslında, söyleyeyim. Aslında var söyleyin ama sorularımız var yani. Onu söyleyeyim ben size. Hazreti İbrahim melekut alemini Allah muttali etmişti. Melekut alemi bu yani fiziksel alemin ötesi. Yani görünmeyen alemi. Bakmış ki Hazreti İbrahim bakmış bir insan Allah'a karşı geliyor. İsyan ediyor. Kötülük yapıyor. Hazreti İbrahim demiş ya Rabbi bunun canını al. Allah canını almış. Bir daha görmüş başka bir adamı başka zaman. Demiş ya Rabbi bunun canını al. Allah yine canını almış. Bir üçüncüsünü başka zaman görmüş. Demiş isyan ediyor. Allah'a karşı geliyor. Demiş ya Rabbi bunun canını al. Demiş ya İbrahim benimle kullarımın arasına girme lütfen. Ya ben onu ileride hidayete erdiririm. Ya onun soyundan bana kulluk edecek insanları yaratırım. Ya da gerekirse ben azabıma onu düşar ederim. Onun için biz Allah'la kulların arasına giremeyiz. Vazifemiz var. Biz vazifemizi yapmamız lazım. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Fezekkir, Kur'an diyor. Sen insanlara nasihat et. Allah'ın emirlerini hatırlat. İbadeti hatırlat. İnnemâ ente müzekkir. Çünkü sen vazifen uyarıcısın sen. Sen insanları uyaracaksın. Gerisini Allah'a bırak. Karışma. Karıştırma. Çirkin olma, çirkin etme. Görevini yap, gerisini Cenab-ı Hakk'a havale et. Gerisine karışma. Evet. Şimdi söyle. dijital para borsadan alıp satabilir miyiz? Caiz midir? Mahiyeti nedir ben bilmiyorum. Sen biliyorsan anlat. Şu yeni şeyler çıkmış hocam. Onlar caiz değil. Bitcoin falan diye onlar şeyler haramdır. Çıkmış. Onlar haram. Onu soruyor. Onlar caiz değil. Bitcoin'dir, bilmem nedir. Bunlar hepsi haram. Hayal mahsulu. Aynen. Hayal mahsulu. Aynen. Millet hayalla köşeyi dönmek istiyor. Bu caiz değil. Peki. Bir sonraki. Benim çocuğum rahatsızlandı. Hastaneye götürürken Rabbimden niyaz ettim. Aklımdaki hastalık olmasın da
koyun yani kurban keseceğim diye adak adadım. Biz bu adağın etinden yiyebilir miyiz? Yok, yiyemezsiniz. Siz bu koyunu, bu kurbanı ya alın götürün aşevine verin. Yıldız Meydan'la Haşimiye arasında, solda Ağanlar Pasajı'nın arkasında. Evet. Ya koyunu alın götürün oraya, ya da parasını götürün verin, onlar size vakaleten alsınlar kessinler. Siz yiyemezsiniz, çocuklarınız yiyemez. Erkek yiyemez, kadın yiyemez, yani karı koca. Evet. Çocuğun sahipleri, annesi babası. Yani onlar yiyemez. Evet. Onun için bakarsanız, yanlış yaparsanız, sonra siz bunu tamamen fakirlere vermeniz lazım. Siz fakiri nerede bulacaksınız? Evet. Onun için aşevine verin, aşevinden efendim yardım alan yüzlerce aile var. Onlar fakir oldukları kanıtlanmış. Hı. Oraya verirseniz daha iyi edersiniz. Daha iyi olur. Daha münasip olur. Daha yerini bulur. Peki. Özür diliyorum. Devam edelim hocam. Şimdi bir soru. Evimde bir miktar para kaybettim. Hırsız girmedi. Bulamıyoruz. Ne yapmamız lazım? Vallahi şimdi ya şahidin varsa kim aldığına dair, ya da şüphelendiğin varsa yemin verirsin ona. Evet. Ya şahitlerin, ya karşı tarafa yemin. Ya yemin verirsin karşı tarafa, şüphelendiğin adama, ya da şahitlerin varsa ona dava edersin. Başka bu işin yolu yok. Ya şahitlerin ya yemin. Üçüncü bu, bir yolu yok bu işin. Olmaz. Peki hocam. Sıradaki soru. Boğazımda bir şey var bugün. Bir türlü gitmedi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir kadının hayvan kesmesi caiz midir diye soruyor. Caiz kardeşim. Biliyor ise, kesimi biliyor ise, nereler kesilecek biliyor ise, Bismillah, Allahu Ekber derse, koyun da keser, inek de keser, deve de keser. Eziyet etmemesi lazım. Tabii ki bilmek lazım, bilmek. Biraz evvel televizyonda bir kadın, efendim askerlerimizin muvaffak olmaları için bir kurban kesti. Yörük teyze. Yörük teyze, aferin. Ne güzel de yüzüyor da hayvanı. Evet, evet. Ne güzel de yüzüyor. Kanlarında, alınlarına sürdü. O hataydı, o yanlıştı. Onu da öyle o yaptı. O hurafeydi. Yani. Onu keşke yapmazsaydı. Fakat bilgisizliğine vereceğiz biz onu. Yani iyi o niyetle kadar yapılmış bir şey. Tabii ama ki o iyi doğru niyetle yapıyor ama hayır doğru değil o. Bu yanlış bir şeydir. O doğru bir şey değil. Münasip bir şey değil. Uygun bir şey değil. Evet. Keşke onu yapmazsaydı. Yani demek istiyorum ki ne güzel hayvanı yüzüyordu. Tabii tabii tabii. Çok güzel de soymaya çalışıyordu. Zaten orada yarısını askerlere verdi. O etin yarısını tabii askerlere verdi hani şey yapılsın diye. Evet. O bölgede de vatandaşlarımız evde yemek yapıp götürüyorlar. Bugün bir kamyon dolusu portakal götürüldü maşallah, oraya. Maşallah maşallah. Halkımız, o tür şeyleri de görüyoruz. Aferin halkımıza. Aferin. Allah bu halkımızı eksik etmesin. Amin. Bu milletimizi eksik etmesin. Hayırlarını kabul etsin. Niyetlerini güzel eylesin. İnşallah muvaffak oluruz. Milletçe muvaffak oluruz. Amin. Rabbim bizi muvaffak etsin. Askerlerimizi muvaffak etsin. Amin. Askerlerimizi muhafaza etsin. Düşmanlarını zir-i zeber etsin. Onlar yalnız, yani oğur kardeşim, bak onların başında bir adam var. O adam diyor bizim savaşımız İslam şeriatına karşı savaşıyoruz diyor. Biz İslam şeriatına karşı savaşıyoruz. Yani küfür adına savaşıyoruz. Yani onların bir amacı sadece küfre hizmet etmek. Allah korusun. Evet. Peki devam edelim hemen.
Bizim bir komşumuzun oğlu geçen yıl şehit oldu. Annesi onun yerine namaz kılıyorum diyor. Uygun olur mu? Böyle bir şey olabilir Hayır, mi? Hayır, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Evet. Sen kendi namazını kıl, ona dua et. Ona dua et. Kur'an oku, sadaka ver. Hayru hasenat yap. Evet. Onun için kimse kimsenin yerine namaz kılması mümkün değil. Kılamaz. Peki hocam. Olmaz. Abim yaşlı, evlenmemiş, evlenmesi için dua talep ediyoruz demiş izleyicimiz. Cenab-ı Hak kendisine hayırlı eş nasip etsin. Hayırlı bir yani hanım nasip etsin. Dua ediyoruz. Allah ona da evet. Eşi olmayanlara da hayırlı eşler ihsan etsin inşallah. Amin. Amin hocam. Benim kocam her gün içki içiyor, uyarıyorum ama beni hiç dinlemiyor. Ben namaz kılıyorum, bana bir günah var mı? Hayır, sen uyar. Güzel sözlerle, incitmeden, kızmadan, yüz ekşitmeden ona uyarılar yap. Oldu sana ala, olmadıysa kendi günahı kendisine aittir, sana değil. Evet. Senin namazına da zarar gelmez. Biz et balık kurumunda çalışıyoruz. Hayvanı kestik, karnından altın çıktı. Hayvanın kime ait olduğunu bilmediğimiz için kimseye de veremedik. Altını harcadık. Bunun bir günahı var mıdır? Vallahi onu keşke aşevine verseydiniz. Götürüp aşevine verseydiniz çok daha iyi olurdu. Hı. Münasip olurdu. Miktarını bilirsiniz, onu götürün gene de aşevine verin eğer imkanlarınız varsa. Yani onu söyleyelim, imkanınız varsa götürün aşevine verin. Verin. Bir sonraki soru, son bir soru kaldı. Son bir soru kaldı, en azından şeyi bitirmiş olalım. Kardeşimde vesvese var, vesvese için dua talep ediyoruz sizden demiş izleyicimiz. Allah kurtarsın, vesvesenin peşine düşmesin. Vesvesenin dediklerini yapmasın. Vesveseler çeşitlidir. Hangi konuda vesvese ettiğini bilmiyoruz. Hı hı. Vesvesenin ilacı vesveseyi bırakmaktır. Evet. Vesveseyi bırakırsa ilacı odur. Başka ilacı yok. Peki reklama gitmeden önce geçen haftadan kalan son soruyu soruyorum. İzleyicimiz diyor ki bebeğimi kaybettim. Doğarken bana akika kurbanı gerekiyor mu? Gerekiyorsa evde pişirip insanları davet edip mi yoksa eti mi dağıtmalıyım? Hangisini isterseniz onu yapın. Orada esneklik var. Akika kurbanı, ada kurbanı gibi değil. İsterseniz yemek pişirin. Dağıtın. İnsanları davet edin. İsterseniz etini dağıtın. İsterseniz bir kısmını kendinize bırakın. Bir kısmını eş dosta verin. Bir kısmını fakirlere verin. Nasıl isterseniz öyle yapın. Burada bir esneklik var. Peki. Ağzınıza sağlık hocam. Geçen haftanın sorularını tamamladık kıymetli izleyenler. Yeni sorulara hemen reklamların ardından geçeceğiz. Siz sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Kısa bir ara. Kıymetli izleyenler, birlikteliğimize devam ediyoruz. İslam ve Hayat programında, Kanal Urfa ekranlarında merak ettiğiniz soruları sizler de gönderiyorsunuz. Bu bölümde yeni sorulara geçiyoruz. Sorular çok olduğu için geçen haftadan kalan sorular ikinci bölüme, ikinci saate sarktı daha doğrusu. Bunu da söylemiş olalım. Göndermiş olduğunuz soruları cevaplamaya devam edecek kıymetli hocamız. Hemen başlayayım hocam. Mest kullanan insan abdest alırken mestin nerelerini ıslatması lazım? Muhterem izleyiciler, abdestini tam aldıktan sonra mesti giyecek. Mest sağlam olacak, yırtığı olmayacak, üzerinde yürüme imkanı olacak.
ve abdesti bozulduktan sonra, diyelim ki sabah namazından sonra mescidini giydi, öğle namazında abdesti bozuldu. Ne yapacak? Abdestini alırken nerelerini yıkayacak? Ellerini, yüzünü, kollarını, başını meshedecek. Üç parmakla, şu üç parmağı ıslatacak, mescidin üst taraflarına, yani mescidin üstüne, al şöyle. Bilmiyorum görülebildi mi görülmedi mi anlamıyorum ama abuşu buradan başlayacak buraya. Üç parmakla. Meshedecek. Sol ayağına da böyle meshedecek üç parmakla. İşte bu mesh oldu. Ondan sonra bu abdesti devam eder. Ne zaman? Abdesti bozuluncaya kadar. Ve mescidi çıkarmadığı sürece 24 saate kadar. Yani yarın öğleye kadar mesh edebilecek. Bugün öğlede mesh etti, 24 saat mesh edebiliyor. Gece şayet ayak şeylerini, meslini çıkarmazsa, mesle yatarsa, efendim yarın öğleye kadar meslini mesh edebilir. Peki. Öğle vakti geldi mi artık ayaklarını yıkayacak, yeniden bir abdest alacak. Peki. Cenazenin 7'si, 42'si gibi ifadeler neyi anlatıyor? Yanlıştır kardeşim. Ne 7'si var, ne 42'si var, ne 52'si var, ne sene devriyesi var, ne ilk bayramı var. Bunların hiçbirisi İslam'da yeri yok. Bunlar hurafe, bunlar batıl inançlar. Ancak ölüye her zaman hayır yapılır. İstediğiniz zaman ölüye hayır yaparsınız. Ancak efendim 42'sinde hayır yapmak lazım. 52'sinde hayır yapmak lazım. 7'sinde haftasında hayır yapmak lazım diye bir olay yok. Ne zaman hayır yaparsanız o zaman hayrınız geçerli. Ne zaman yaparsanız. Evet. Ama belli bir güne bunu endekslememek lazım. Ben bir soru ifade etmek istiyorum. Ben anladım neyi söyleyeceğinizi. Ben hatırlatayım. Soruları sorunca hızlı onu kaçırdım. Kusuruma bakmayın. Geçtiğimiz programlarda söylediğiniz bir konu vardı. Özellikle sırrın tarafında cami ve Kur'an kursu yapılması için bir alan istiyorlardı. Arsa. Bir arsa deniyor. Talep ediliyordu. Çok şiddetli bir ihtiyaç var. Şefkat Petrol'ün berisinde, o yolun sol tarafında, evet, o mahalle içerisinde yeni bir cami ve Kur'an kursuna çok ihtiyaç var. Camiyi yapacak adam da hazır. Yalnız diyor arsayı alın ben camiyi yapayım. Şimdi arsanın tamamını belki bir adam alamaz. Fakat 100 metrekare, 50 metrekare parasını verebilirse, verir. Arzu ederse bunu verir. Vermek isteyen varsa, efendim bizimle diyaloğa geçerse biz onu yönlendiririz. Yani bu yardımı alan arkadaşa yönlendiririz. Onun için bu şiddetli ihtiyaç var orada ve camiyi de tamamını yapacak bir kişi var. Evet. Müslüman kardeşlerimizden buradaki istirhamımız o arsanın yerini, yani cami arsasının yerini almaları lazım. Bir kişi, beş kişi bir araya gelir, 10 kişi bir araya gelir, herkes kendi gücüne göre teberrüde bulunur. Ve bu arsa alınabilir. Bir kişi belki yapamazsa birkaç kişi bir cemaat oluşur. Bunu alabilir. Ve bu ibadet ihtiyacını yerine getirmeye vesile olur. İnşallah. Evet, sırrın tarafında dediniz değil mi hocam? Şefkat Petrol'ün berilerinde. Yani solda. Evet. Yani orada Mısır fabrikası var sağda. Evet. Onun karşı taraflarında, sol taraflarında orada arzu ediliyor. Yani izleyicilerimiz bu konuda eğer şey yaparlarsa
ulaşabilirler. Bana ulaşabilirler. Size de ulaşabilirler. Ben onları yönlendiririm yani. Benim elimden bir şey gelmez, sadece ulaşabilecekleri kişiye yönlendirebilirim ben. Evet. Peki devam edeceğiz hocam. Devam edeceğiz. Kıymetli izleyenler, sizler sorularınızı göndermeye devam ediyorsunuz. 0414 247 53 53 0414 247 36 36 mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Büyük harflerle Urfa yazacaksınız. Bir boşluk bıraktıktan hemen sonra mesajınızı, yani sorunuzu yazarak 3969'a göndererek de bize ulaşabilirsiniz diyelim. Hemen sıradaki soruyu okuyayım hocam ben size. Kaçak elektrik kullanan haram, haram. Peki TEDAŞ'ta kaçak elektriğin bedelini bizden alıyor. Bu haram değil mi? O da haram, o da haram. Evet. Yani şimdi maalesef genel müdür çıktı. Kendisine sordular. Dediler ki siz burada dürüst vatandaşı cezalandırmış olmuyor musunuz? Ona yüklüyorsunuz kaçak kısmını. Dedi biz öyle yapamazsak yani o yöreyi karanlıkta bırakmamız lazım. Onları karanlıkta bırakmamak için biz bunu dürüst vatandaşa maalesef yüklüyoruz. İstemeyerek yüklüyoruz. Fakat bu bence yani hakka uygun bir şey değil. Doğru bir şey de değil. Bugün devlet istese kaçak elektriği önler kardeşim. Köylerde kaçak elektrik has safhada. Şehirde varsa da, ama köylerde tamamen var ya. Yani onu şey yapmak lazım. Yani devlet gücünü kullansın, bu kaçağı önlesin. Yani kaçak elektrik var diye dürüst vatandaş periyodik olarak her ay faturasını ödeyen insanın üzerine yıkmanın bir şeyi yok. Yolu yok, caiz de değil, haramdır, günahtır. Binlerce insan bu konuda günaha giriyor. TEDAŞ da giriyor, devlet de giriyor, bakan da giriyor, bakanlık da giriyor, genel müdür de giriyor, hepsi günaha giriyor yani. Bunu söylemekte ben bir beis görmüyorum. Bir sakınca da görmüyorum. Zulümdür bu ya. Bunun tek kelimeyle ifadesi zulüm bu ya. Zulümdür. Bunun bir anlamı yok. Bir anlamı yok. Adamlara gücün yetmiyor, kaçak kullananlara dürüst vatandaşın üzerine yıkıyorsun. Bunu Allah kabul eder mi? Etmez. Bunun bir yönü var mı? Bunun bir doğruluğu var mı? Ve namaz efendim derler bizde. Ve namaz bahanesi. Ve namazlar namaz kılmamak için bahane arıyorlar. Bu adamlar da bu parayı bizden tahsil etmek için bahane uyduruyorlar. Sen güçsün, devletsin kardeşim. Devletin gücünü kullanırsın, bunu önlersin. Bunu önlersin. Hı. Ama ben temiz vatandaş olarak, ben ödevimi yapan vatandaş olarak tükettiğim elektriğin tıkır tıkır her ay bedelini ödeyen bir vatandaş olarak bu kaçak bedelini benim üzerime yıkman yerden göğe kadar haksızlıktır. Şimdi biz şey diyebiliyor muyuz peki hocam böyle? Mesela bizden alıyorlarsa eğer, bilmiyoruz. Sağlıyorlar mı? Bilmiyoruz. Alıyorlar mı? Gibi alıyor. Alıyorlarsa yani çok affedersiniz. Yani haram edebiliyor muyuz biz? Ya zaten senin haram etmene gerek yok. Sen mazlumsun ya. Yani. Sen haksızlığa uğramışsın ya. Sen helal etemezsin ki. Sen mağdur insansın ya. Mağduriyete uğramışsın. Şimdi beddua hakkında öyle şey söylediniz mi? Yok, beddua yok, beddua yok. O geliyor aklıma, o yüzden beddua onu söylemiyorum. Yok, beddua yok, Cenab-ı Hak devletimize zeval vermesin. Devletle ilgili değil yani. Yani artık ben, yani. Anladınız siz beni. Yani. Devletle ilgili değil tabii ki. Devletimize biz helal ederiz, devlete gidiyorsa paralar. Oraya gidiyorsa. Eğer ya da başka bir devlete şey gidiyorsa, binler defa helal olsun. Helal olsun, öyleyse eğer. Yani eğer bu milletin hizmetine dönüşecekse, yola, hastahaneye, okula, askere, silaha, yani devletin işlerine dönüşüyorsa bin defa helal olsun. E tabi, öyleyse helal olsun. Ama birilerinin cebine giriyorsa haram olsun.
Tabii. Zaten haram olur. Zaten haram olur. Peki. Kişi... Ha, önceki soruyu atladım. Benim eşim vefat etmiş. Eve her geldiğim zaman tek başıma oturup ağlıyorum. Sonra tövbe ediyorum. Ne yapmam lazım hocam? Ağlama. Ağlamak çözüm değil. Ağlamak hiçbir meseleyi çözmez. Eşinizi çok seviyorsunuz. Haklısınız. Normaldir. Dua edin. Fatiha okuyun. İstiğfarda bulunun. Affı mağfiretini Allah'tan isteyin. En güzel şey odur. Ağlamak bir çözüm değil, fayda da vermez. Yanlıştır. Peki. Bir diğer izleyicimiz diyor ki, hocam ben nişanlandım, nişanlımla telefonda konuşuyoruz. Günah mı? Günah değil mi? Şimdi yabancı bir kadınla konuşur gibi konuşursan, yani karşında senin eşin değil. Her nişan evlilikle sonuçlanmıyor. Ve dinen bu kadın senin eşin değil henüz. Evet. Sen yabancı bir kadınla konuşur gibi konuşursan caiz. Ama eş gibi konuşursan haram. Ona göre hareket et. Eşinmiş gibi konuştun mu haram. Azab-ı ilahiye maruz kalırsın. Ama yabancı bir hanımdır, ben onunla konuşuyorum. Yani uygun sözler, müstehcen olmayan, iğrenci olmayan sözlerle konuşursan helal, caiz. Ama eşinmiş gibi, yani ipin ucunu bırakırsan o zaman haram olur kardeşim. Ona dikkat etmek lazım. Uygun hareket etmek lazım. Peki, bir bayan çok vesveseli, banyosu 6 saat sürüyor, lavaboya girdiğinde 2 saat boyunca ellerini yıkıyor, ailesinde huzuru çok bozulmuş, ne yapmak lazım? Vesveseden namazı da terk etti diyor. Doktora götürün, doktora, psikiyatriye götürün, ruh sinir hastalıkları doktoruna götürün. Onun çözümü odur. Başka çare yok. Öyle insanlar var ki dediğin gibi vesveseden dolayı namazı terk eden insanlar olmuş. Adam niyette vesvese ediyor. Niyet ettim Allah rızası için öğle namazını kılmaya, farzını kılmaya diyor, olmadı. Bir daha olmadı, bir daha olmadı, bir daha olmadı. Adam yoruluyor oturuyor, resmen oturuyor. Dinleniyor bir müddet, tekrar kalkıyor. Yine niyet getiriyor, olmadı. Yine niyet getiriyor, olmadı. Tekrar oturuyor. Bu felakettir ya. Bunu doktora götürmek lazım. İlaç kullandırmak lazım. Teşhis koydurmak lazım. Yani çözümü doktor. Peki. Çözümü doktor. Peki. Hocam ben hayatım boyunca hiç mutlu olmadım. İleride olur muyum? İslam bilgisini diyor. Ya kusura bakmasın izleyicim. Sorun. Ben izleyicim için gülmedim. Ben olmayan bir şeyin peşine düşmemek lazım geldiğini ifade etmek için gülmedim. Hı hı. Yani aziz kardeşim bakın, dünyada mutluluk yok. Asude olam dersen eğer, gelme cihana. Ben mutlu olacağım dersen gelme. Dünyaya gelme kardeşim. Meydana düşen, dünya imtihan meydanına giren insanlar kurtulamaz sanki kazadan, kaza taşından kurtulması söz konusu değil. Onun için mutluluk, huzur, kalbi itminan İslam'dadır. Allah'a dönmektedir. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Kur'an'ın emirlerini yerine getirmektir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gösterdiği nurlu yolda gitmekte mutluluk var. Huzur var. Mutlu olmak var. Parada mutlu kararsan yanlış yaparsın. Lüks hayatta mutlu kararsan yok.
Çünkü kalpteki boşluğu dolduracak tek şey imandır. Kalpteki endişeyi giderecek tek şey salih amellerdir. Huzursuzluğu uzaklaştıracak olan şey Allah'a kulluktur. Allah'ın muhabbetidir, Allah'ın sevgisidir. Mehabbetullah, marifetullah. Bunlar insana mutluluk verir. Başka yerde mutluluk aramak mümkün değil ve gerçekleşemez de. Gerçekleştirmeye çalışsa da insan, o gerçekleşmez. Yanlış yolda gidilmiş olur, hata olur. Yani dünyada mutluluk aramak doğru değil. Sonra mutlu olabilir miyim? Eğer Allah'ın emirlerini yerine getirirsen, ebedi hayatta mutlu olursun. Cennet hayatında mutlu olursun. Rıza ilahi dairesinde hareket edersen mutlu olursun. Başka yerde mutluluk yok. Kusura bakma. Yani evet, dünyada mutluluk aramak doğru değil. Doğru değil. Peki. Hocam ben evliyim. Çocuklarım var ama bir dul kadını çok seviyorum. Sevgi Allah'tan gelen bir duygudur. Çok seviyorum. Elimde değil. Teşekkür ederim demiş. İzleyiniz. Yani eğer gücün varsa nikah kıy kardeşim. Lem ara lil mutahabbeyni mislen nikah. Birbirini seven insanlar için, erkek kadın için nikah gibisi yoktur. Bu sevgini haram yolda tatmin etmeye veya devam ettirmeye çalışma kardeşim. Eğer gücün varsa, iki hanıma bakma gücün varsa, nikah kıy, aslan gibi onunla evlen, arzularını o şekilde gerçekleştir. Yoksa elimde değil, ben seviyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Haram sevgiler senin elinde. Sevmeyebilirsin. Haramdır. Günahdır. Suçtur. Azab-ı ilahidir. Sen onu yapman doğru değil. Onun için eğer gerçekten dul olan bu kadını seviyorsan nikah kıyam. Nikahla, nikahın altına al, ondan sonra sevgini bu şekilde gerçekleştir. Yoksa hırsızlık yaparak, yani haşa, gayrimeşru şekillere başvurarak ben ne yapayım, elimde değil, seviyorum, bu yanlıştır. Bu azab-ı ilahiye dönüşür. Bu felakete dönüşür. Evet. Bu iğrençliğe dönüşür, yanlış olur. Peki. Hocam selamlar. Annem 2 yıldır vefat etti. Ablalarım diyor ki mevlüt yapacağız. Biz de diyoruz ki onun hayrına bir camiye verelim. Olur mu? Camiye verseniz 1000 tane mevlüt okumanızdan, okutmanızdan sevaplı. Bir mevlüt değil. Bak, 1000 tane mevlüt yap, mevlüt ibadet değil. Camiye yardım etmek ibadettir. Annenizin hayrına bir camiye yardım ederseniz, evet, o bir ibadettir. Anneniz kıyamete kadar onun hayrından istifade eder. Ama mevlüt ibadet değil. Zaten şimdiki okunan mevlütler de mevlüt demek mümkün değil. Mevlüt diyebilmek için şahit lazım. 2-3 tane ilahi söylüyor, ondan sonra tamam. Her şey bitti. Ha işte sana mevlüt. Sonra sözler de çok günah. Bir kısım ifadeler yanlış kullanılıyor, günah kullanılıyor. Ya o doğru değil yani. Onlar günahtır. Onun için bu doğru değil. Peki. Kıymetli izleyenler, bir araya gideceğiz. Kısa bir ara, ardından buradayız. Thank you.
Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programına sizlerden gelen soruları emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam da cevaplıyorlar kıymetli izleyenler. Sizler sorularınızı gönderdiğiniz oldukça soru var. Ben hızlı bir şekilde yine soracağım. Kalan olursa haftaya yine hepsini cevaplayacağımızı söyleyelim onu da inşallah diyerek. Devam ediyorum hocam. Bir kişi vefat ettikten sonra 40. gün dolunca ziyaret caiz midir? Ziyaret yaptığımız zaman bizi görüyor mu? Muhterem izleyiciler, 40 gün şart değil. Ertesi günde geçseniz, eğer ehli iman, ehli ibadetse sizi görür. Ertesi gün. Yani 40 gün bekleme olayı söz konusu değil. Böyle bir olay yok. Görmesini alimlerimiz ifade ediyorlar. Diyorlar ki bir insan perşembe günü ikindi namazından sonra kabristana giderse ölü onu görür. Cuma günü boyunca görür. Cumartesi sabaha kadar, güneşe kadar, bu arada ne zaman giderse ölü, diriyi, ziyaret edeni görür. Dolayısıyla ikindi namazı perşembe günü, ikindi namazından başlar, cuma günü, cumartesi günü, güneş doğana kadar görme olayı devam eder. Ölünün diriyi görmesi ziyaret esnasında görebilir. Evet. 40 gün şart değil. Ne zaman ziyaret ederseniz bu arada sizi görür. Bir kısım alimler diyorlar ki ne zaman giderseniz sizi görür. Yani taksisli değil. Hafta boyu ne zaman giderseniz öyle sizi görür. O zaman ne zaman arzu ederseniz o zaman gidebilirsiniz. Bir mahzuru yok. Peki. Sıradaki soru. Biz, evet, aynı soru. Biz üç kardeşiz. Babamın tarlası var. Miras olarak onu istiyoruz işlemek için. Üçümüz de evliyiz, ayrılmışız. Caiz midir? Bir daha sor. Soruyorum. Biz üç kardeşiz. Babamın tarlası var. Miras olarak onu istiyoruz işlemek için. Üçümüz de evliyiz, ayrılmışız. Caiz midir? Babaları hayatta mı? Onunla ilgili bir şey yazmamış. Miras istiyoruz demiş. İşte miras yani, kimden istiyorsunuz? Zaten sizin elinizde. Yani kimden istiyorlar? Babamın tarlası var, miras olarak onu istiyoruz diyor. Zaten sizin. Yani. Babanızın tarlası ise ve babanızın elinde idiyse, babanız vefat ettikten sonra bu mal size intikal ediyor. Evet. Ama derseniz bir başkası despotluk yapmış, ona el koymuş, bizim elimize geçmemiş, biz onu istiyoruz. Bu ayrı bir olay. Onun da yolu ayrı. Ama eğer babanızdan kalma bir tarlaysa ve sizin elinizde zaten, bunu ya üçünüz beraber çalıştırırsınız, ya paylaştırırsınız, ya birilerine verirsiniz çalıştırır, siz eşit paylaşırsınız, başka kız kardeşiniz, anneniz falan yoksa, tabii biz bilmiyoruz ne var ne yok. Yöremizde insanlar sadece erkek çocukları mirasçı olarak kabul ediyorlar. Evet. Kız çocuklarını varis olarak kabul etmeyen insanlar var. Olmaya ki bu arkadaşlar da onlardan olsun. Onlardansa sakıncalı. Kız kardeşleri yok mu? Anneleri hayatta değil mi? Yani işte o onu söylemiyor. Onunla ilgili bir şey biz bilmiyorum. Üç erkek kardeşiz. Üç kardeşiz. Tamam, üç kardeş. Ama erkek kardeşleri kastediyor genelde. Yani genelde miras dediğiniz gibi öyle oluyor. Evet. Yani bayanları devreden çıkarıyorlar. Kızları devreden çıkarıyorlar. Bu yanlış bir şey. Bu caiz değil. Haramdır, günahtır, suçtur.
hayır görmezler. Kadına miras hakkını vermeyen insanlar hayır görmez. Huzurlu bir hayat yaşamaz. Sıkıntılı hayata maruz kalır. Endişeli olur, hastalıklı olur, musibetli olur. Çocukları kendilerine itaat etmez, hanımı ona itaat etmez. Daima huzursuzluk içerisinde hayatı bu şekilde geçer. Onun için hak sahibinin hakkını vermekten daha iyisi yok. Peki, jiletle sakal kesmek haram mı hocam? Haram değil kardeşim. Haram değil. Yani bugün Müslümanların kahir ekseriyeti sakalsızdır ve sakallarını jiletle kazıyorlar. Veya kesiyorlar. Bunlar hepsi haram işliyor demek suçtur yani. Doğru değildir bu. Bazı fıkıh kitaplarında sakalı kesmek haramdır diyor. Fakat bunların maksatları sakalı bıraktıktan sonra kesmek haramdır. Yoksa hiç sakal bırakmayan bir insanın yani sakal kesmesi haram değildir kardeşim. Sakalsız olan insanlar çok. Hatta birçok alim var. Hem de nasıl alim? Dünya çapında alim ya. İşte Muhammed Ebu Zahra. İşte Mustafa Ahmed Zarqa. Ve Mısır alimlerinin çoğu sakalsızdır kardeşim. Yani bunlar hepsi haram mı işliyor? Yok. Sakalı bıraktıktan sonra kesersen haram. Ama sakal bırakmamışsın. Periyodik olarak kesiyorsun. Bu haram değil. Buna haram demek mümkün değil kardeşim. Yani sakal bırakmak o niyetle sakal bırakmak değil mi? Yani İslami olarak sakal bırakmak. Tabii ki. Yani şimdi, normal ben sakal bıraktım sonra kestim. Yok o değil. Hı-hı. Sakalı bırakıyorsun sünnet olarak sonra bakıyorsun ya olmadı. Bu bana yakışmadı. Hayır bu olmaz. Tutuyorsun kesiyorsun o haram. Çünkü sünnetle alay ediyorsun. Evet. Sünnet-i seniyeyi hafife alıyorsun. O haramdır, caiz değildir. Peki. Ama hiç sakal bırakmayan bir insanın sakal kesmesi haram değil. Onu bilelim. Peki. Devam edeceğiz. Bugünün tarihiyle kuyumcuya altın bırakıyorum. Bir yıl falan kalıyor, bırakıyorum. Sonra bugünün tarihiyle kuyumcuya altın bugünün tarihiyle alıyorum. Arada fark oluyor. Faize giriyor mu? Yani şimdi altın yükselmiş diyelim. Hı hı. Bıraktığınız zaman 120 lira, şimdi 160 lira olmuş. Evet. Siz orada altınlarınızı alıyorsunuz. Bıraktığınız miktarda altın alıyorsunuz. Veya onun parasını alıyorsunuz. İkisi de faiz değil. Altınlarınızı da alsanız faiz değil, parasını da alsanız faiz değil. Ama bazıları altını bırakıyor, sene sonunda gidiyor, altını kullanan, altını çalıştıran adam tahmini bir rakam veriyor. O caiz değil. Evet. O caiz değil. O faizdir. Peki. O olmaz. Bir diğer soru. Ben evliyim. Çocuklarım çalışmak için 7-8 ay gibi bir süre zarfıyla dışarı çıkıyorum. Geldiğim zaman eşimle nikah tazelemem gerekiyor mu? Hayır. Nikah tazelemeyi gerektiren bir hal yok. Senelerce de karı koca birbirlerinden uzak kalsalar yine nikahları devam eder. Nikah düşmez. Nikah fesk olmaz, sakıt olmaz, nikah devam eder. Nikahın devamına engel değil. Uzak kalmak, aylarca kalmak. Değil aylarca, senelerce uzak kalsalar da, biri Çin'de olsa, biri Amerika'da olsa,
ve aralarında seneler de geçse nikah devam eder. Boşamadığı sürece o nikah devam eder. Bazı bedbahtlar öyle zanneder. Cahiller, bilgisizler, bir erkek hanımından 3 ay uzak kalırsa, yani diyelim ki askere gitti ya, evlendi sonra askere gitti. Yani askerlik yaptı 1 sene veya daha fazla, hanımı boş mu oluyor? Yok. Bunu diyen yok. Böyle bir olay yok. Onun için yanlıştır o düşünce. İslami değil. Evet. Peki. Yakın bir akrabam var. 3 şahit üzerinden eşinden boşandı. 1 hafta arayla eşini tekrar getirdi. Caiz midir? Vallahi eğer fetva almışsa, fetvası kim fetva vermişse ona aittir sorumluluk. Fetva verene. Hem boşuyor hem de 1 hafta sonra getiriyor. Ne iyi şey ya. Ne güzel. Evet. Tamam, fetva alarak getirmişse günah fetva verene varsa. Peki. Devam. Kimlere merhamet edilmez? Vallahi biz her insana merhamet ederiz. Müslüman herkese merhamet eder. Hayvana da merhamet eder, köpeğe de affedersin merhamet eder. Gayrimüslimlere de İslam'ın güzelliklerini gösterir. Yemek verir, kıymet verir, önem verir ki o gayrimüslim İslam'ın güzelliklerini anlasın. Yani herkese merhamet edilir. Merhamet edilmeyen insan yok. İlla ki el-iyâzı billah küfrünü, gayzını Müslümanlara karşı kusan insanlar hariç. Normal bir kafir, Yahudi, Hristiyan memlekete geliyor. Biz ona iyilik edersek geçerli. İyilik yaparsak geçerli. Merhametli davranırsak geçerli. Hı. Ki öyle olmamız lazım da. Öyle de olmamız lazım. Yani insanlara İslam'ın güzelliklerini göstereceğiz ya. Biz Müslümanız. Biz diğerleri gibi değiliz. Yani gayrimüslimler merhametsizdirler. Kalplerinde zerre kadar merhamet yok. Ama biz elhamdülillah Müslümanız. Bizim kalbimiz imanla dolu, merhametle dolu, şefkatle dolu. Ve insanlara bu İslam'ın güzelliklerini göstermeye çalışırız ki insanlara İslamiyet'i kabul etmek için öncü olalım. Peki, sıradaki soru. Benim oğlum 2 yıllık evli. Eşiyle anlaşamıyor. Eşi çocukça hareket ediyor. Bir türlü birbirlerine ısınamadılar. Kızın annesi sürekli beddua ediyor. Bedduası tutar mı? Yani cahil insanlara düşer olmamak lazım. Evlilik ciddi bir meseledir, ciddi bir iştir. Evlenecek olan insan kılı kırk yalmalı. Aileyi tanımalı. Evleneceği kadını tanımalı. Ailesini tanımalı. Annesini tanımalı. Nasıl bir insan olduğunu bilmeli. Ona göre adım atmalı. Ya güzelliğine bakıyor, ya malına bakıyor, ya buna benzer bir menfaat söz konusu olunca adam balıklama işin içerisine giriyor. Bunlar yanlış şeylerdir ya. Bu kadını hiç mi görmedin sen? Çocuksu hareketleri olduğunu daha önce sen bilmedin mi? Bu ne? Yanlıştır kardeşim. Evet. Soracaksın, soruşturacaksın, inceleyeceksin, eleyeceksin. Memnun kalırsan evleneceksin veya o çocuğunu alacaksın. Gelişi güzel olur mu ya? Olmaz. Allah aşkına ya. Bu çok ciddi bir iştir ya. Evlilik sonsuza devam etmesi lazım gelen bir anlaşmadır, bir akıttır, bir bağlılıktır, birbirlerine bağlanmaktır. Yoksa yarın öbür gün efendi bu çocuksu hareket ediyor. Niye önce bakmadın kardeşim? Niye önce bunu keşfetmedin? Evet. Niye bu kadar aceleye getirdin bu işi?
aceleye getirilecek iş midir bu? Önce sor, soruştur, bak, anla, durum nedir, vaziyet nedir, ahlak nedir, hareketler nedir? Ondan sonra, böyle hemen işin içine giriyor adam, ondan sonra da vay şöyle oldu, vay böyle oldu. Olmaz. Peki. Ya sabredecek, ya eğitecek. Eğitmek de lazım. Erkek hanımını eğitmeli. Eğitecek yeteneğe sahipse. Ama kendisi muhtaçsa, eğitilmeye muhtaçsa nasıl eğitecek? Sen söyle. Yani. Olmaz. Kendisi muhtaç-ı himmet bir dede nerede kaldı ki başkasına himmet ede? Kendisi himmete muhtaç. Evet. Başkasına nereden himmet edecek? Yani bu insanı eğitmek lazım. Belki yaşı küçüktür. Hı hı. Belki ailede böyle bir şeyi görmemiştir. Siz onu eğiteceksiniz. Siz kazanmaya çalışacaksınız onu. Siz onu yönlendireceksiniz. Güzel ahlak vermeye çalışacaksınız. Ondan sonra o da iyi olur. Siz de iyilik bulursunuz. Sevap kazanırsınız inşallah. İnşallah. Sıradaki soru. Ben oğlumu evlendirdim. Hoca nikahını kıydı. Boşandıkları zaman bir bilezik sözü verdim. Şimdi boşandılar. Ben 3 aydır sakatlık maaşı alıyorum. Oğlum da çalışmıyor. Verdiğim sözü tutamıyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi evlendiler mi yoksa sözlü olarak kaldıktan sonra mı bozdular bu işi? Ben evlendirdim diyor. Hoca nikahını kıydı. Hoca nikahını kıydı. Tamam da yani evlenmiş mi? Evlendiler yazıyor. Evlendirdim yazıyor. Yani eğer zifaf olmuşsa o söz verdiği altını yapmak mecburiyeti var. Sadece nikah kıydıktan sonra boşamışsa sözünün yarısını, söz verdiğinin yarısını yerine getirecek. Yani sözünün, söz verdiği miktarın yarısını yerine getirmesi lazım. Bu şekilde. Peki. Suruç'tan Şanlıurfa'ya geliyorum. Bu mesafeyi kat ediyorum. Seferi namazı düşer mi? Düşmez kardeşim. Suruç 38 kilometre veya Aligör'e kadar 38 kilometre, 5 kilometre de öbür taraf, 43 kilometre. 45 kilometre. 43 kilometre, 45 kilometre de olsa seferi değil. Seferi olabilmesi için 80 kilometreyi aşması lazım. Peki. Namazdan sonra tesbihat yapılıyor, sünnettir diyorlar. Peki cemaatle yapılsa nasıl olur? Aslında cemaatle de yapılabilir öğretmek için. Haddi zatında tesbihat her şahıs kendisi için yapmalı. Evet. Kendisi ihlasla, huşu ile, huzu ile, efendim kendi başına duasını da yapmalı, tesbihatını da yapmalı. Duasını da yapmalı. Merasimle Peygamberimizin zamanında tesbihat yapılmamış. Bu sadece Türkiye'de var. Başka yerlerde tesbihatın koro halinde veya cemaat halinde veya komutla yapıldığı vaki değil. Sadece Türkiye'de bu komutla yapılıyor. Müezzin mutlaka efendim komut verecek, Subhanallah diyecek ki cemaate Subhanallah desin. Müezzin Elhamdülillah diyecek ki cemaat da Elhamdülillah desin. Allahu Ekber komutunu verecek ki cemaat da Allahu Ekber diyecek. Evet. Yani bu Türkiye şartlarında var. Başka İslam aleminde bu tesbihat olayı yok. Kişiler kendi kendine yapar. Duasını da yapar, sünnetlerini de yapar, efendim tesbihatını da kendi başına yapar. Hanefi mezhebinde öğretmek amacıyla
fıkıh kitaplarında var. Cemaati öğretmek amacıyla tesbihat yapılır cemaat halinde ki cemaat öğrensin. Fakat bu Allah'ın 24-12 ayında yapılıyor. Hiç mi öğrenmedi bu Müslümanlar ya? Bu tesbihatı bugüne kadar öğrenemediler mi? Or ne değilsen sen? Bence öğrenmişlerdir hocam. O zaman bırak kendi kendilerine yapsınlar ya. Yani müezzinin komutuna kalmasınlar ya. Herkes kendi kendine şeyini yapsın. Tesbihatını yapsın. Yaparlar bence. İnşallah yaparlar. Yaparlar. Umarız yaparlar. Yakında yaparlar. Umarız. İnşallah. İnşallah. Hocam peki mevsim artık değişti. Yani kış ayındayız. Ocak, Şubat yani Mart'a doğru gideceğiz. Doğru düzgün bir şey yok. Ne yok? Mevsim değişti. Bir yağış yok. İnsanlar da duaya çıkıyorlar. Yağmur duasına. İzleyicimiz onu soruyor. Evet. Diyor ki yağmur duasını oturarak mı yapalım? Ayakta mı yapalım? Nasreddin Hoca'ndan bir fıkra naklediliyor. Buyurun. Ama söylemiş mi söylememiş mi inan ben bilmiyorum. Buyurun. Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Demişler hoca cenazeyi kaldırırken arkasında giderken tabutun sağında mı solunda mı önünde mi arkasında mı yürümek lazım? Güya hoca demiş ki ya adam sen tabutun içinde olan olma, neresinden yürürsen yürü. Sen tabuttaki olma yalnız. Evet. Şimdi biz dua edelim de ayakta mı dua ederiz, oturarak mı dua ederiz? Nasıl dua edersek edelim. Önemli olan dua etmek. Cemaat halinde yapılırsa ayakta olması daha iyi. Fertler halinde yapılırsa oturarak daha iyi. Yani önemli olan duayı yapmaktır. Duayı yaparsak gerisi gelir. Bizim için önemli olan bu duayı yapmak. Gerisini de Allah'a bırakmak. Peki. Hocam Kur'an-ı Kerim'in içinde şöyle bir söz var mı? Kur'an-ı Kerim'e ayet var mı? Söz olmaz. Çok affedersiniz. Söz var mı diye yazmış kardeşimiz. Ayet. İzleyicimiz fakat ayet demeli. Evet. Söz değil. Bunlar ayatü bezinatü Kur'aniyedir. Evet. Söz yazdığı için. Ha, bu yanlış. Tırnak içinde okuyor. Bir daha izleyicimizi de uyaralım. Evet. Söz demesin, ayet var mı desin. Peki ben soruyorum o zaman. Tamam. Kendim soruyorum o zaman. Sor. Şimdi izleyicimiz öyle yazmış, ben soruyorum. Sor. Kur'an-ı Kerim'in içinde Kur'an-ı Kerim'i ucuza satmayınız diye bir ayet var mı? Evet var. Maide suresinde وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا benim ayetlerimi para karşılığında satmayın. Ucuza diye bir şey var mı? ثَمَنًا قَلِيل o ucuz demektir. Yani hı. Az bir para. Az demek ucuz demek yani. Anladım. İkisi birbirine yakın. Yani benim ayetlerimi para karşılığında satmayın. Ayat-ı Kur'aniye parayla Hanefi mezhebinde okunmaz. Kur'an'ı okumaktan dolayı ücret alınmaz. Ama siz Kur'an okudunuz, birisine bir hatim indirdiniz, bir pazarlık yapmadınız, bir anlaşma yapmadınız, o da siz hatmi yapıp duanızı yaptıktan sonra, babasının ruhuna hediye ettikten sonra, tutsa size bir gömlek alsa, şartsız, siz istemeden, caiz bu. Siz iyilik yaptınız, o da iyiliğe karşılık verdi. Ama pazarlık ederek, ben hatmi şu kadar paraya okurum arkadaş, ha bu caiz değil. Bu caiz değil. اِقْرَعُ الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ Kur'an'ı okuyun ama, Kur'an'ı çıkar vasıtası yapmayın. Kur'an'ı efendim menfaat vasıtası, dünya menfaati vasıtası, para vasıtası yapmayın. Peki. Kırmızı elbise giymek caiz midir hocam?
Hani insanların tiksinti duymaması gereken bir giysi giymek uygun. İnsanların tiksintilerine hedef olmayacak şekilde. Hazreti Ali Efendimiz buyururlar ki اَمَّا الطَّعَامُ فَخُذْ لِنَفْسِكَ مَا تَلِي. Yemek yerken önünden ye. وَالْبَسْ لِبَاسًا تَشْتَه۪يهِ النَّاسُ اَوْ يَشْتَه۪يهِ النَّاسُ. Ama elbiseye gelince sadece kendi zevkine göre değil, insanların hoşlanacağı elbiseyi gör, giy. İnsanlara ters düşme. Evet. İnsanlar gibi ol yahu. İnsanların hoş görmediği, uygun görmediği, benimsemediği elbiseleri sen de giyme aziz kardeşim. Hı. Ne zorun var? Onları giyme yahu. İnsanlar gibi ol. İnsanlara ters düşme. Bugün bir kısım insanlar insanlara ters düşüyor yahu. Ya adam saçını tıraş etmiş, ha burada bir şey bırakmış, bir hürgüç bırakmış. Erkek yahu. Ne kadar abes oluyor, ne kadar çirkin oluyor yahu. Bunun neresinde zevk var? Neresinde moda var? Neresinde fayda var? Ben hayret ediyorum yani. Ya ben geri kafalıyım, anlayamıyorum. Ya da insanlar artık, yani bir kısım insanlar, bazı insanlar çizgiden çıkmış yahu. Şirazeden çıkmış. Olmuyor ya. Peki. Son bir soru daha sorayım mı hocam? Buyurun, bekliyorum. Son bir soru. Ölüler için okuduğumuz Fatihalar doğru mudur? Doğrudur, niye doğru olmasın ya? Fatiha duadır. Hatta yani adet görmüş olan, görmekte olan bir bayan Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabiliyor. Kur'an-ı Kerim'i de okuyabilir mi? Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Yani Hanefi mezhebine, Şafii mezhebine göre okuyamıyor. Hı hı. Maliki mezhebine göre okuyabiliyor. El sürmeden. Evet. Okuyabiliyor. Ama Fatiha'yı dua niyetiyle okuyabiliyor. Dua niyetiyle. Çünkü Fatiha duadır. Bu nedenle yani Fatiha okunabilir, ölülere okunabilir. Bir problem yok. Peki, ağzınıza sağlık. Bitti program. Canlı sağ olsun Uğur. Çabuk geçti yine. Hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı olsun. Haftaya tekrar buluşmak üzereyle diyelim biz. Dileğiyle diyelim. Temennisiyle. İnşallah diyelim. İnşallah. Rabbim muvaffak eder. Haftaya aynı gün ve saatte izleyicilerimizle tekrar beraber olmak arzusundayız. Peki, ağzınıza sağlık. Kıymetli izleyenler, Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programının bu hafta da bu akşam da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya sizlerden gelen soruları paylaşmak, cevaplamak üzere tekrar karşınızda olmayı ümit ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkürlerimizi iletiyor ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.